Merhabalar, iyi çalışmalar herkese arkadaşlar. C# ile ikinci yüz derslik serimizin 64. dersini gerçekleştireceğiz bugün. Sesli komut kütüphanesini kullanacağız. Speech Recognition Engine var. Şuraya birkaç kelime yazdım dersten önce. Bunları birazdan kullanıyor olacağız. Ne yapıyor bu kütüphane? Şimdi bununla ilgili birkaç tane farklı şey gördüm. Farklı metot gördüm bu sesli komutlarla ilgili. Bunların bir tanesini kullanacağım. Sistem speech kütüphanesi üzerinden kullanacağız bunu. Ne yapıyor? Şunu yapıyor. Sizin bilgisayarınızın bağlı olan ses cihazına göre, giriş cihazı ama bu. Yani mesela laptopun kendi mikrofonu olabilir. Harici bir kulaklıkta mikrofon tarzında olabilir. Sizin burada konuşmuş olduğunuz kelimeleri tekste döküyor. Yani aslında bizim yapay zeka dediğimiz şeyin de aşağı yukarı yaptığı şey bu mantıkta ilerliyor. Mesela Siri, Google Asistan veya farklı sesli komut platformları ya da mekanizmaları da işlemleri bu şekilde sürdürüyor. Nasıl yapıyor? Mesela siz işte şey dediniz ama bunun tek dezavantajı şu. Aslında iki dezavantajı var. Bunlardan birincisi sadece İngilizce olacak şu an konuştuğumuz ifadeler. İkincisi de İngilizce'de güçlü bir aksan istiyor. Eğer güçlü aksan olmazsa şimdi zaten göreceksiniz bazı kelimeleri doğru telaffuz etmediğinizde farklı kelime olarak sizin karşınıza veriyor. O yüzden iyi bir telaffuz gerekiyor olacak. Şimdi ne diyecektim? Ha, mesela yapay zeka Siri falan diyorduk. Şöyle ki ya mesela siz işte Siri'de şey dediğinizde kamerayı aç dediğinizde ne yapıyor? Kamerayı açıyor. Ama bunu ilk önce sizin o konuştuğunuz ifadeyi bir metne çeviriyor. Yani önce frekanslarını ayırıyor. Daha sonra onu bir metne çeviriyor. Sonra o metinin karşılığını arıyor. Mesela kamerayı aç deyince ne yapması gerekiyor? Aslında bir if şartı gibi düşünebilirsiniz bunu. Eğer işte gelen komut kamerayı aç ise şu işlemi yap gibi. Şimdi biz bu seriyi ben 3 parta bölmeyi düşünüyorum. Birincisinde ilk önce sadece konuştuğumuz kelimeleri ne yapalım? Konuştuğumuz kelimeleri sadece bir yazdıralım. Eğer ki zaten buton üzerine ya da işte ilgili araç üzerine şöyle bir form tasarımı yaptım. Hemen onu da size göstereyim. Şöyle bir form tasarımı. Formunda bir tane buton var. Başka hiçbir şey yok. Eğer ki yazılan kelime ya yani şey telaffuz ettiğim kelimeleri doğru bir şekilde yazdırabiliyorsam zaten bu çok iyi bir şey. Bunun da devamında buna komut vermek çok daha kolay. İkinci aşama bunlara komut vermek. Üçüncü aşama bunu bir makine öğrenmesine çevirmek. O da ilerleyen zamanlarda bir machine learning altyapısıyla kullanılabilecek bir formata dönüştürülebilir. O da ilerleyen zamanki ders başlıklarımızdan biri olarak kalsın. Şimdi şöyle ilk olarak referans kısmına geliyorum. Buraya benim bir referans eklemem gerekiyor. Speech'in referansı assembly kısmında şöyle speech yazdığım zaman şurada stem speech çıktı geldim ekle dedim ekle dediğim zaman şuraya bakın dahil etti. Şimdi butona çift tıkladım. Butona çift tıkladıktan sonra ilk olarak şuraya ne yazacağız? Komut yazacağız. Diyeceğim ki using system nokta speech nokta recognition noktası var mı? Yok. Tamam. Recognition ve tanıma anlamında yani sesi tanıma anlamında kullanacağız. Şimdi bizim iki tane sınıfımız var. Bir de aşağıda bir sınıf kullanacağız. Üç tane temel sınıf üzerinden gideceğiz ama bunların iki tanesi önemli. Bu sınıflardan birincisi ses tanıma motoru tarzında çevirebileceğim bir başlık. Yani hangisi şu Speech Recognition Engine yazıyor. Konuşma tanıma motoru şeklinde çevireceğim sınıfım. Nasıl olacak? Şöyle ki Speech Recognition Engine. Buradan bir şey türete. Mesela ne olsun? Ne diyelim? Mesela şey diyelim. SR diyelim. Speech Recognition Engine eşittir. New Speech Recognition Engine. Şimdi Speech Recognition Engine sınıfından SR isimli bir tane nesne türettim. Ondan sonra bir de benim gramer sınıfım vardı. Bu gramer sınıfından da mesela ne diyelim buna? G diyelim. Eşittir. New ne vardı burada? Dictation Grammar diye bir sınıfım vardı. Dictation Grammar sınıfından bir nesne türettim. G isminde ve daha sonra diyeceğim ki SR'nin içerisine gramer yükle. Hangi grameri? G'den gelen grameri yükle. Tamam. Bu şekilde iki tane temel sınıfım vardı bu speech kütüphanesini kullanmak için. Bunların tanımlamasını gerçekleştirdim. Sonra try. Try içerisinde iki defa taba bastığım zaman kod bloğum geldi. Try içerisinde mesela buton 1'in teksti eşittir şey yazsın. Konuşun yazsın. Noktalı virgülünü koydum. Ben buton 1'e bastığım zaman buton 1 de konuşun yazısı gelsin. Sonra diyorum ki SR nokta set input audio
set input to default audio device. Yani set burada ayarlama anlamında, ses giriş cihazını ayarla anlamında. Yani ne yapacak? Hani sesi nereden alacağını alacağımızı aslında programa bildirmiş olduk. Sesi nereden alacağız? Şu anda aktif olarak ses girişi yapılan cihazdan alacak. Benim mesela şu anda aktif olarak ses girişi yaptığım cihaz kulaklıklı mikrofonum. O zaman benim sesimi buradan alacak. Daha sonra sesi aldıktan sonra diyeceğim ki recognition result. Yani hani şey tanımanın sonucunda ne diyor mesela res diyelim result'un res'i eşittir sr nokta recognize konuştuğum ifadeyi tanı ve son olarak buton 1 nokta text buton 1'in tekstine tanıdığın bir ifadeyi metin olarak yazdır text olarak yazdır aksi durumda hani eğer ki bir problem çıkarsa da işte buton 1'in tekstine hata yazdırsın. Bir deneyelim bakalım. İstediğimiz formatta olacak mı? Şimdi problem ne demiştim? Problem olabildiğince doğru telaffuz etmek. Yani çok şey değilim hani. Sanırım bu da bizdeki en büyük problemlerden biri. Yani İngilizce konusunda pratiğimiz zayıf. Genelde okuduğumuzu anlayabiliyoruz ya da gördüğümüz zaman daha kolay anlayabiliyoruz. Zaten şey dedim ya mesleki İngilizce kısmında da işte programdaki bütün menüleri ya hep okuyorsunuz siz ya da işte bizler hep okuyoruz. Direkt olarak pratik yapma şansımız olmadığı için ya da pratik yapabilecek ortamlar bulamadığımız için konuşma kısmında zayıf kalır. İşte konuşma kısmının da artması için pratik yapabileceğimiz özellikle turistik bölgelerde mesela esnafa bakın sürekli konuştukları için çok daha akıcı konuşuyorlar. Bizde de biraz daha şey oluyor böyle. Konuşma kısmı zayıf, şey kısmı, anlama kısmı biraz da aktif oluyor. Şimdi şöyle bir deneyelim bakalım. Hello. Hello yazdı mesela bu şekilde. Mesela devam ediyorum. Ne diyelim mesela? What is your name diyelim. Bakalım yazdıracak mı? What is your name? Yani bu şekilde bunu da yazdırdım. Şimdi bazı kelimeleri direkt olarak al. Mesela ne diyelim? İşte my sister diyelim. Bakalım nasıl alacak. My sister. Ya bak mesela my sister'ı doğru iyi telaffuz edemediğim için farklı bir kelime olarak algılıyor. Mesela my mother. My mother'ı doğru bir şekilde algıladı. Bu şekilde. Şimdi sayıları verelim. Örneğin işte kaç diyelim? Mesela 56 diyelim. 56. Yanlış oldu. 56. Bu şekilde mesela 56 deyince de 56'i karşıma çıkarmış oldu. Yani burada bunu yapay zekaya dönüştürmek gerçekten çok zor değil. Aslında bunu eğer Türkçe bir kütüphane üzerinden yaparsak işlemler çok daha istediğimiz gibi olur. Ya burada mesela eğer ki işte my mother dersen benim annem dersen örneğin işte annemi ara. My mother call ya da my mother call değil de my mother call tarzında bir şey olur. İşte annemi ara. Mesela şey diyeyim. What is the weather? What is the weather? What is the weather? Weather'da bir problem var. Weather'ı ben iyi telaffuz edemiyorum. Weather. İşte mesela buradan hani şey çıkabilirdim. Örneğin hava nedir ya da işte how is the weather? Hava nasıl falan tarzında. Ha, bir de ülkeleri deneyim mesela. French. French. French geldi mesela. Spanish. Spanish de geldi bu şekilde. Yani yakın kelimeler olmadığı zaman yani biraz daha bağımsız kelimeler olduğu zaman onları tanımlaması çok daha kolay oluyor. Ve bunlar hani cümle bazında da olabiliyor. Yeter ki düzgün bir aksan olsun. Mesela Spanish country diyelim. Deneyelim bakalım. Ya da Turkey. Turkey. Turkey geldi. Turkey country. Turkey İtalya olarak algıladı. İşte bu dediğim gibi şeyden kaynaklanıyor. Güçlü bir telaffuz bunu çok daha iyi bir program haline getirecektir. Güzel bir program geliştirildiği takdirde gerçekten çok güzel şeyler yapılır ve birkaç satırlık basit bir kütüphane eklenerek bir iki sınıftan nesne türeterek çok kolay bir şekilde kullanılıyor. Bunun devamı gelecek. Burada verilen yani oluşturulan komutlara göre bu komutların karşılığında işlemler yaptırır. Mesela işte Turkey dediğimiz zaman Türkiye ile ilgili Wikipedia'da bir şey karşımıza çıkar. Çıkaramaz. Neden? Çünkü Wikipedia ülkemizde hala kapalı. 21 Ağustos 2019 tarihler 65. dersimizde görüşmek dileğiyle. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.